Arkadaşlar hoş geldiniz. Merhaba. Dijital mecradan yayınlarımız sürüyor. Futbolnet'teyiz. Övünç Özlem'le beraber. Bugün derbi günü ama daha önemlisi aslında derbi biraz... Daha önemlisi mi? Daha derbi önemlisi gününden. Dünkü olan Kostas Mitroğlu tamam. Ligin devamını sağladı şampiyonluk yarışının. Yani bir aslında anlamda. Tamamen kopuş olmazdı ama bir psikolojik gerilim yaşlanmaya başladı. %70, %80'e ya, 11 hafta galiba. Kaldı. 8 puanlık fark var. Evet. Buradan dönebilir diyorsun. Ama işte rakip, ezeli rakip olmadığı için hep orada bir arkadan takip edenlerin bir durum aklında oluyor. Bir bilinçaltı var bence. Yani illaki bir yerde ki o kırılmalardan biri mesela Erzurum maçıydı. Hiç beklenmiyordu. 1-1 berabere kaldı Başakşehir. Hep söylediğim evet. Şey Başakşehir geçtiğimiz 2 sezon kadar güven vermiyor. Her ne kadar çok az gol yemiş olsa da dün açıkçası ben Galatasaray maçını seyrettim. Başakşehir maçında değildim. Kanal olarak. Ama hani yorumcuları falan dinlediğimde Başakşehir'in özellikle Murat Kosova ve Rıdvan Dilmen %100 de konuştular %100 futbolda. Hı hı. Pozisyon verdiğini, Bursa Spor'un da pozisyona girdiğini 2-0'dan sonra golleri bulabileceğini söylüyorlar. Yani ilginç bir şekilde Başakşehir o güveni hani olan taraftarını diyelim telkin etmiyor. Bize de şunu söyletiyor. 8 puan olsa bile diyorsun sen geri dönebilir Galatasaray evet. Oradan. 11 ligin metrajı kısaldı. 11 hafta kaldı ama daha en önemli maçlar oynanmadı. Herkes birbiriyle karşılaşacak. Aynen. Onun için her şey mümkün. Ama aldığı kredi Galatasaray'ın o 2 puanlık kredi çok önemli bir kredi. Çok önemli. Ya işte çok önemli. Yani evet. 8 olsaydı bugün bir de hiç beklemedi. Yani şimdi Fatih Hoca ya burada puan şimdi Kadıköy deplasmanında kuşkusuz kazanmak istiyor. Kuşkusuz ama ya oradan birle dönerse de ya çok kötü bir puan değil diyecek. Bu şartlar altında hani hiç puan kaybetmemesi lazım gibi gözüküyor. Ama işte evet. Medipol Başakşehir Fenerbahçe, Medipol Başakşehir Beşiktaş, Medipol Başakşehir gelecek hafta Malatya Spor. Çok kırıcı Başakşehir'in arka arkaya çok kırıcı maçları var. Bir anda Rıdvan Hoca da dün söyledi. Mart ayının sonunda kafa kafaya durum gelebilir. Olabilir. Çok da bence mümkün. Böyle sürpriz olarak gözüken bir kafa kafaya gelme durumu da yaşanmayabilir. Bugünkü maç Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi kazanması halinde. Ya yine yarış içinde kalacak en azından edecek. Şampiyonlar Ligi evet. İddiası sürecek. Ya Beşiktaş'ın bugün puan kaybine... Çok kısa dünkü yine maç üzerinden gidelim. Oradan derbiye bağlayalım istersen. Sezon içinde takımların böyle maçları oluyor. Her sene şampiyon olan olmayan büyük takımların böyle maçları oluyor. Ve bunları kazandıkları zaman bir eşik, bir kırılma yaşıyorlar kaybettikleri zaman da. Bunu kazandı Galatasaray. Dönüşünü Mayıs ayında konuşacağız. Eğer Galatasaray'ın şampiyonluğu veya ligi bitireceği üzerinden bir çıkarım yapacaksak sezon sonu bu karşılaşma hatırlanacak. Onu ya söyleyebilirim. Bak, Galatasaraylar açısından Hasan Kabze'nin attığı gol 2005-2006 sezonu. Yine Aydın Yılmaz'ın Konya'da attığı bir son dakika golü var ki sağ şartları benziyordu. Yani bu o sağ şartları çok daha olumsuzdu ama son dakikada Aydın Yılmaz'ın attığı uzaktan bir gol vardı. Şampiyonluk habercisi. Keza mesela Fenerbahçe açısından 2004-2005 sezonunda Fabio Luciano'nun Sakarya'ya son dakikada attığı bir gol var. Köşe vuruşunda çok ciddi bir kırılma. Bir gün sonra Fenerbahçe son dakikada attı. Bir gün sonra Galatasaray Kayseri Spor'la iki kez öne geçtiği maçta da 2-0 öne geçtiği maçta Kayseri'de Gökhan Önal'ın golüyle 2-2 berabere kalmıştı. Yani şeyde de Hasan Kabze'nin attığı gollerde de ben Fenerbahçe maçını takip ediyordum. Saha içinde Fenerbahçe'li futbolcularla beraber teknik ekiple eskiden soyunma odasıyla basın toplantısı şeyi farklıydı yerleri. Sahadan geçerken arada teknik ekip konuşuyordu. Staff dediğimiz teknik direktör değil de Christoph Daum. Ya Beşiktaş maçı Galatasaray maçı kaç kaç derken bir bir devam ediyor derken o sırada haber alındı. Galatasaray son dakikada gol atmış diye bir anda Fenerbahçe'deki o staff'taki şey... Moral, tansiyon çöktü. Bir sonraki hafta Denizli. Yani beraberlik yetecekti Fenerbahçe, Galatasaray berabere kalmış olsaydı Denizli'de. Galip gelmek zorunda kaldı. Sonucunu hepimiz biliyoruz. Evet. Tarihi bir sezon oldu. Yani Galatasaray'ın kazandığı artı bir de Başakşehir'in kaybettiği moral. Dünkü maçtan çıkan Mitroğlu'nun golü. Hani bu cümleyi de 50 kere tekrarladım bu stüdyoda. 3 puandan bir golden fazlası. Öyle gözüküyor. Başakşehir'li oyuncular dün maç bittikten sonra... Televizyonu kapatıp hemen başka bir şeye odaklanmışlardır. Spor programları izlemeden, evet, hemen. Hiçbir Netflix. Şeye bakmadan Netflix veya başka bir opsiyon. Çok asap bozucu bir şey şampiyonluk tabii, yarışındaki takım. Onlara odaklanmışlardır. Rıdvan Hoca da zaten detaylı anlattı. Kendi futbolculuk günlerinden futbolcu de anlattı. Futbolcu ruh haliyle, teknik direktör ruh haliyle tabii Rıdvan Hoca gibi hissediyor olabilmemiz zor. Çok zor. Birebir. Biz sadece tahmin edebiliriz. Ya Galatasaray'ın hani... İşte Alanya'da puan kaybedebileceğini tahmin edersin ya da herhangi bir deplasmanda puan kaybedebileceğini tahmin edersin ama Akhisar Spor'a
puan kaybetmeye doğru gitmesi, 90 artı 4'te golün gelmesi Medipol Başakşehir cephesini üzmüştür gerçekten. Beşiktaş üzmüştür. İçin de bugün belki derbiye Galatasaray'ın puan ayrı kaybı motivasyonla, farklı bir motivasyon olacaktı. Bu farklı motivasyon şu anda puan farkı yine 6 oldu. Maç eksiği var ama o maç eksiği de Fenerbahçe maç eksiği. O nedenle evet, orayı da etkiledi. Bakalım nereye evrilecek bu durum. Onun dışında Akhisarspor 7 maçtır kazanamıyordu ve 7 maçta attığı gol sayısı 2. En son galibiyeti Akhisarspor 15 veya 14'tü galiba. Fenerbahçe'yi yendi kendi evinde 3-0. O maçtan bu yana hani 7 maç bırak galip gelmeye 2 gol atabildiler. Çok kötüler yani. Evet. Geçen yani böyle bir rakibe karşı kazanan takımı anlamıyorum. Galatasaray'ı Fenerbahçe'yi eleyip kupaya. Okan Buruk'tan nasıl vazgeçtiler, nasıl takım devam edemedi olacak iş değil. Tabii ki anlıyorum, bir sürü detayı var. Anlaşamadıkları konular vardı da. Okan Hoca'nın şimdi yaptığı. Okan Hoca artık kendini ispatlamak üzere. Bu sene artık bence artık Okan Buruk tamamdır diyebiliyoruz. Yani bir eşiği geçti Okan Hoca. Okan Hoca'nın Elazığ performansı da hiç fena değil. İlk Elazığ Spor'da hatırlarsın. Hatırlıyorum. Kurtaramamıştı ama takımı yine bir toparlamıştı. Okan Buruk bu yeni nesil genç teknik adamlar arasında gittiği her takımda yarattığı farkla büyük takımlara doğru yavaş yavaş dokunabiliyor Sergen Hoca gibi, Okan Hoca gibi. Tabii Okan Buruk'un konsantrasyonu ve iş devamlılığı biraz daha fazla galiba anladığım kadarıyla. Sergen Yalçın'ın o sıkılma anları ve başka bir durumları itiraf ettiği için söylüyoruz. Onları farklı yansıttığı için kendisine Okan Hoca'da o da yok. Tam ya, konsantrasyon. Rize yönetimini de tebrik edelim buradan. Çünkü Rize Spor, Okan Buruk geldi, Fenerbahçe'yi yendiler. Ardından galibiyet alamadılar ama. Hı hı. Öyle bir durum var. Çok evet, uzun süre ona rağmen Okan Hoca'yı tuttular ve devre sonunda da... Devre arasını bekliyorlardı ama hani bir transfer yapacağız. Okan Hoca'nın istedikleri vardı, gidecekler vardı. Onları hallettiler. Sonra şu anda kaldı artık ligde. Çaykur Rizespor bu saatten sonra düşmez. Düşmez yani, düşecekler arasında değil. Çünkü ivmesi çok aşağıya gösteren başka takımlar oldu. Evet. Bir Kasımpaşa, iki Bursa Spor. Bu arada bir Kasımpaşa'da anda... hikaye acak neymiş galiba. Kemal Özdeş üzerine konuşulan tabii ki bir oyunu vardı, bir takımı bir arada tutması vardı. Mustafa Hoca'nın geldiği zaman onu biraz devam ettirmesi vardı ama Cagney'i aldığın zaman takım bir anda çıplak kaldı, öyle gözüküyor şu anda. Ya şu da var, şimdi bütün oyun Trezeguet üzerine kurulu. Bu tür takımlarda Kasımpaşa ligin ilk yarısında çok iyi giderken de bir arada tutabiliyorsunuz. Trezeguet'in hepimiz biliyoruz ki yani Mısır'daki eşittir zaten o. Mısırlı aslında da Sağır Sultan da bilir derler ya. Onun için doğru bir şey benzetme olmayabilir. Alaska'daki Eskimoğullar bile Trezeguet'in ayrılmak istediğini biliyor Kasımpaşa'dan. Evet. Ve bu durum Cagney'de gittikten sonra kadronun en önemli parçalarından birisi gittikten sonra iddianız da azaldıktan sonra bu tür yıldız statüsündeki oyuncuları kadroda tutmak daha zor olur. Ve kadroda tutmak daha zor olur. Kafaca takım içinde de tutmak daha zor olur. Evet, Kasımpaşa Beşiktaş maçında Trezeguet, Galatasaray maçında elinden geleni yaptım Trezeguet. Yaptı. Golü attım, attı ama vitrin maçı olduğu için biraz da eski performansından eser yok şimdi Trezeguet'in. Onu da kaybettiler aslında Cagney ile beraber. Tweetini atıyorum bu yayınla ilgili. Evet. İnsanların bizi nereden izleyeceğine dair bir link paylaştı. Link var Serhat arkadaşlar. Baş, Akhisar'ı da tebrik etmek lazım diyor. İlk yarı 2-3 pozisyon vermiş olsa da yani ilk yarıdan maç bitebilirdi. Mitroğlu'nun o ama ilk yarıda... Ama bitmedi emek. Oradan bir krize de gidebilirdi iş. Cagney olmadı galiba. Sakat bu maçta yok. Mitroğlu zaten... çok hareketsiz. Atamıyor gol yollarında etsiz mi kalacak derken başlarken... 0-0 bittiği anda şu anda bambaşka bir şey konuşuluyordu. Tabii yok hayır. İlk yarıdan da bitebilir iş dediğim Galatasaray pozisyonlara girdi. Kazanacak kadar oynadı. Baskılı oynadı. İlk yarıda da net pozisyonları var. Lukaç muazzam oynarken yaptığı çok ilginç bir hatayla. Evet, 90+4. Bir puan artık galiba Akhisar için önemliydi. O baskı, sürekli rakibinizin üstüne gelmesi, sürekli sizi yıpratması artık bir yerde elinizi ayağınıza dolaştırıyor sanırım. Evet, derbi. Orada gereksiz bir çıkış üstüne bir kaldı, böyle dondu bir anda. Evet. Mitroğlu'nu gördü. Eyvah ben ne yaptım dedi evet. Ama artık Mitroğlu iyi vurdu yani tamam kale ama boş ama artık... soğukkanlı ama işte o da iyi bir biraz. Dokunuş yaptı tabii. Yani. Orada başka bir daha az Yunus da var mesela pozisyonun içinde. Yunus bir anda top avuta şey yapabilirdi yani panikleyebilirdi. Gerçi... Topu sürmeye çalışabilirdi. Mitroğlu ama işte o tecrübeli golcünde buralarda ortaya çıkıyor. Hali başka. Derbiye giriyor muyuz demek? Görkemli girelim. Bir giriş yapalım. Görkemli bir giriş yapalım da derbi çok da görkemli dın, bir dın, adı dın. Var. Yani biraz önce dedik evet Beşiktaş kazanırsa şampiyonluk yarışının içinde kalacak ama şimdi kimse herhalde Beşiktaş'a şampiyon olacak diye bahis oynamaz. Emin olma. Ne diyorsun? Yani vardır belki bilmiyorum. Yani, çok risk seven olabilir çünkü çok yüksek oranı vardır. Tarihi bir geri dönüş olur Beşiktaş aynen. açısından.
Fenerbahçe... Ya Beşiktaş'ın tarihindeki hiçbir şampiyonluk kolay olmadı. Ya o 3 sene üst üstelerde sanki çok zorlanmadan gittikleri sezonlar yok 30 muydu? 30 sene, 35 sene önceden ama bu yeni dönemin çıkarımını yapamayız gibi geliyor bana. Daha önceki mesela 2 sene Şenol Hoca ile olan şampiyonluk, hani Osmanlı maçıyla garantileyen. Hatırla, ilk 2015-2016 sezonunda o Fenerbahçe'ye. Ya çok bağıra bağıra geldi. Ya mesela bak o Şenol Hoca çok bağıra bağıra hak ede. Yani diğer takımlardan bir boy daha iyi bir takımdı Beşiktaş ve şöyle bir anladın mı? Anladım. Şey değil. Beşiktaş hiç son maça kalacak gibi değildi yani. Beşiktaş şampiyon olacaksa eğer kadrosunun çok iyi olması gerekiyor. Kadrosu orta, vasat üstü, vasat olduğu dönemlerde yarışın içinde olur ama olamaz. Çok iyi olması gerekiyor. Forveti çok iyi olacak. Kalecisi çok iyi olacak. Diğer oyuncuları çok iyi olacak ki performansları en üst seviyede olacak ki Beşiktaş şampiyon olsun. Bu sene tabii o açıdan bakıldığı zaman biraz zor. Bir sürü buhran. Yönetim, teknik direktör, oyuncular geldi, gitti. Takımın neredeyse içi boşaldı, oyuncular ayrıldı, şu oldu bu oldu derken artık bir kıvama oturdu ama işten geçmek üzere. Üzere yani. Bunu eğer 15. 16. haftada yakalasalardı Kasımpaşa'yı yani Trabzon'u yani belki Bursa'yı deplasmanda yani derken bir 5-6 puan daha yapsaydı ya, Beşiktaş bak, şu arada bambaşka bir şeyden bahsediyorduk ama yapamadı. Yapamamasının sebepleri de var. Bu maça gelirken peki nasıl bir atmosfer var Beşiktaş'ın senden? Şu anda biraz daha işler rayına oturmuş durumda. Takımdaki problemli oyuncuların ayrılışı, ödemelerle ilgili bazı problemlerin çözülmeye başlanması ki son 10 gün önce bir 5 milyon euro yakın bir ödeme yapıldı oyuncuların. Kadrodaki oyuncuların tamamına, teknik heyete. Bu biraz toparladı. Beşiktaş'ta bu sene prim yok. Maçların kazanılması üzerinden bir prim vaadi sözleşmelerde zaten olmuyor da sezon başı belirlenen bir şey yok. Şu puan primleri vardı bir puana 4 o oyuncuların kendi özel sözleşmelerinde vardı. O başka oyuncuların kendi sözleşmesi ama yönetimler bazen sezon başında derdi yani. İlk yarıyı şurada bitirin bu prim. Veya sezon öncesinden bir prim şey yapılırdı. Normal maçlara 15 bin. Tamamen afaki konuşuyorum. Derbi maçlarına 30 bin. Şu maçı ya da paket Avrupa'da 4 grubu... haftada 12 puan bilmem 30'ar bin euro. 30'ar bin euro bu sene hiç yoktu o. Mesela. Bir geçen sene sanırım bir Galatasaray derbisinde yaptılar. Bir de bu sene yapıyorlar. Bu maçta yapıyorlar. 40 bin lira prim verdi Beşiktaş. Taahhüt etti oyunculara. Bu bir etki yapar mı? Lira. Yani, yalnız eski primlere kadar ne kadar cüzi. Hem işte kurla ekonomi, ilgili biraz. Evet. Ekonomiyle ilgili. Dolar da yapılacak durumda değil. Böyle bir artısı var. Bu işin mali ve biraz haber tarafından değerlendirdik durumu. Onun dışında Beşiktaş da durumun farkında. Hani geride kalan 12 maçı, hadi lig bitsin 11 maçı biz eve dönelim veya yeni sezon planlaması yapalım olarak mı geçirecekler? Yoksa şampiyonluk yarışını devam etmiş olarak mı geçirecekler? Buna bugün kendileri karar verecek. Murat Çelik, derbide Beşiktaş lehine tarihi skor gelir mi? Sanmıyorum. Şimdi bunu sormasının sebebi var aslında Murat. Yani normalde lig üçüncüsüyle lig 15.si arasındaki maçlarda bariz favori lig üçüncüsü ve farklı yenerse de normal sonuç denir ama amayı sen devam et. Yani bu derbi üzerinden böyle bir çıkarım yapmak, böyle bir öngörüde bulunmak tamamen rüzgarın peşinden gitmek olur. Böyle bir şey çok zor. Böyle bir şeyin en azından beklenti içerisinde maça çıkılması zor bir durum. Çünkü örnekleri çok var. Hani sıra bu beklenti sıra içinde çıktığın zaman zaten doyurabiliriz yani örnekleri. Daha en son Galatasaray maçı, evet. Fenerbahçe maçı. Hani Fenerbahçe'nin daha belki şimdikinden daha kötü olduğu bir durumda. Kokunun gitmiş olması, bir sürü bunalım, buhran. Bir anda 2-0'dan maçı çeviriyordu Fenerbahçe. 3-2 yapıyordu. Şikirtel sağa bıraksa. Yani 2-2 kaldı maç ama maçı alıyordu. Yani onun dışında sezon devam ederken bunu niye söylüyoruz? Çünkü örneklerini gördük bunun. Daha önceki yıllarda Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray'a sonlanan maçlarda takımların performans durumlarının derbilerde çok da belirleyici olmadığını gördük. Ama şöyle bir durum var. Beşiktaş %58-60 kazanma oranı bence. Bence de. Biraz yani hani böyle tam 60 demiyorum da 58-60 arasında yani bir kazanma skor şansı var. Şaşırtmaz. 3-1. 2-0. Farklı olursa şaşırtır çünkü ben Beşiktaş'la daha önce de Nebil'le konuşurken burada stüdyoda... O da şey oldu, Beşiktaş'la Nebil gibi oldu. Yani evet iki takım arasında 15 puanlık fark var, 39'a 24. Önemli bir fark, sıralamada da ciddi bir fark var ama evet. Özellikle Fenerbahçe'nin Ersun Yanal geldikten sonra işte Moses biraz daha, Tolga Yarslan, Mehmet Ekici iyileşti. Kadrosu biraz daha iyi pozisyona geldi. Zenit maçlarında ilk maçta iyi oynadı, ikinci maçta derli toplu bir görüntüsü vardı, eleyebilirdi. Hani iki takım arasındaki kalite farkının 3. ile 15. gibi değil de tabii ki Beşiktaş lehine yine ama zor bir maç olacak. Yani erken gol bulsa da hani kopartır da diyemiyorum Beşiktaş için. Farka da gider diyemiyorum ama 3-0 olursa çok da beni şaşırtır mı? Çok da şaşırtmaz Beşiktaş lehine. Diğer taraftan hani Fenerbahçe'de gitti kazandı 0-0, 0-1.
O da olabilir gibi geliyor. Zor. 1-2. Derbi maç yani 3. ile 15. değil de sanki. Yani Fenerbahçe'nin bence gerçekçi konumu aslında. Hani psikolojik faktörleri ortadan kaldırırsak bu sezonki sezon başındaki kadro planlaması çok kötü olması nedeniyle, teknik adam tercihini tutmaması nedeniyle bunları bir ayrı bir tarafa bırakırsak, yanlış transferler yapması ayrı bak, yani kadro kalitesi olarak şu anda Fenerbahçe diğer üzerinde olan birçok takımdan daha kötü pozisyonda değil aslında kadro kalitesi olarak. Daha az puan topladı çünkü diğer işte bu saydığım diğer psikolojik faktörler var. Hani lig 8.'si ile 3.'sü gibi diyelim karşılaşacak. Heyecan olacak tabii. Derbi maç adı üstünde Beşiktaş-Fenerbahçe. Hangisinin daha fazla 3 puana ihtiyacı var dersen, sence hangisinin daha fazla 3 puana ihtiyacı var? Fenerbahçe bir anda çünkü 2-0, 2 farklı yenilirse averajla da Ankara Gücü'nün altına inecek, yeniden kırmızı çizginin altında. Yani Beşiktaş şu anda şampiyonluk kupasının bir kulübünden tutup kendine doğru çeken bir hava vermedi bugüne kadar. Son 2-3 maç evet üst üste kazandı ama hala o havayı ben hissedemiyorum. Çünkü şampiyon olduğu sezonlardaki atmosferi takip ettiğimiz için. Tabii. Karşılaştırabiliyorum şu anda. Öyle bir ortamda değiller. Bu maçı kazanırlar, bambaşka bir havaya girerler bilmiyorum ama Fenerbahçe'nin durumu ve hep konuşulan üst oynayacağı maçlar, bundan sonraki oynayacağı maçlarla Beşiktaş maçı bir paket üzerinden konuşuluyor. Çıkarım üzerinden konuşuluyor. Daha fazla ihtiyacı var gibi duruyor. Ama bu sahada ne ifade eder onu bilemiyorum. Peki kadro ile ilgili sorular geliyor. Fenerbahçe'nin yani Kagawa oynayacak mı? Quaresma mı oynayacak mı? Bir duruma geldik şu anda. Karius kalede Beşiktaş'ın. Gökhan sağ bek, Adriano sol bek, Vida, Miran. 5 oyuncu tamam. Miran. Tamam. İsim mi ya? Evet. Orta saha. Orta saha Atiba, Dorukhan. 6. Dorukhan 6 8 10 değişecek ona göre durumu. Dorukhan'ı yazdık. Merkezde Shinji Kagawa'yı yazıyoruz. Hoca bir haftadır çok geldi gitti. Biliyorum bunu. Evet. Antrenmanla bize açık olan antrenmanda böyle taktikle ilgili çok bilgi vermedi ama Kagawa ile ilgili hafta içerisinde aklında net bir durum yoktu düne kadar. Ama dün artık netleştirdi. Oynatacak. Kagawa'nın 11'de olma durumu yüksek. Çünkü bir Kagawa'nın opsiyonu olarak elle tutulur oraya koyup Kagawa'dan almasını hayal ettiği verimli bir oyuncu yok gibi şu anda. Kagawa olmazsa kim olacak? Medel'i oynatırsan olsa bu sefer de orası son derece kısır bir hali alabilir. Medel'i geriye çekti. Kazanmak zorunda olduğu maçta. Dorukhan ne yapacak orada? Fenerbahçe'nin Mehmet Topal'la Jason oynayacağını düşünürsek evet. Şikirtel Sadık'la Dorukhan tek başına da nasıl mücadele kaybolabilir. Edecek? Kaybolabilir. Kaybolabilir. Şu anda Kagawa. Yani Kagawa'nın da böyle ortamları bilmiyor, tecrübesi yok diyemeyiz. Denmez tabii. Sadece fizik eksikliği var ama bir derbi bu. Kendi evinizde taraftarlarınızın önünde o eksiğinizi biraz kapatabilirsiniz. Biraz hani bu gerçekçi bir durum değil tabii bu. Antrenman eksikliğinizi, stadyumdaki atmosferin sizi biraz daha ileri itmesiyle nasıl kapatabilirsiniz? Bunu biraz tecrübeyle, ya böyle ortamlarda ben ne yapacağımı bilirim de olabilir. Sağa gelelim. Kolejime yedek gibi. Yüzde yedek. Hala 85-90'lardayım yedekliği konusunda ama Lens %85-90 oynayacak. Yüzde reis devam et. Açıklayıcı oluyor çünkü. Evet. Güven, çok açık. Sol açık. Forvet Burak zaten. Şimdi burada da niye Güven? Çünkü oradaki tercihler konusunda bir, Lens Quaresma mı olacak acaba? Birisi, ikisi de sağ kanat oyuncusu olmasına rağmen sağ sol kanatlı yapabilir mi gibi geliyor. Çok yumuşak kalır o zaman. Kagawa'yı da ortaya koyarsak. Lens, Kagawa, Quaresma. Geri dönüşü neredeyse olmayan oyuncular. Evet. Bu hattı yani Beşiktaş'ın 3. bölgesini Fenerbahçe geçtiği anda bir anda Dorukhan Atiba ile karşı karşıya kalacaklar. Onlar da birilerinin kademesine girdiğini düşün. Göbek neredeyse bomboş olacak. Kanatlardan da Adriano Güven'in Lens'in arkasını mı kapatsın? Quaresma'nın açılına mı gitsin? Yoksa oyun kurmak için bazen Dorukhan'la aldığı için orta sahaya mı gitsin derken sıkıntı olabilir. O yüzden hoca biraz orada Güven'i tercih edecek. Denge unsuru olarak. Caner niye tercih edilmiyor? Caner'in şu anda performansı iyi değil. Böyle bir durum var. Evet, Caner bir sol bek. Orada aslında sol açık menşeli bir sol bek. Adriano ve Caner'li bir sol açık. Fenerbahçe'nin fazla sağ kanadını düşünürsek Dirar ve Isla olacak galiba değil mi? Evet. Dirar ve Isla en etkili olduğu yer. Yani Mehmet Ekici de oynarsa o şimdi sakatlıktan çıkacak ne kadar etkili olabilir o ayrı ama o Fenerbahçe'nin işte üst üste kazandığı iki maçta Dirar, Ekici ve Isla'nın performansı çok etkili olmuştu. Evet. Yani hem pas organizasyonlarında hem takımın dinamizminde burası etkili bir alan. Burada Adriano ve Caner'in yapacakları Adriano ve Güven'in yapacaklarından daha iyi olabilir mi? Bana göre olmaz gibi geliyor. Çünkü bunu
Güven evet tecrübesiz bir oyuncu. Asıl pozisyonu sağ açık değil. Affedersin sol açık değil. Biraz daha ceza sahası içi oynamayı seven, biraz daha forvet arkası oynamayı seven bir oyuncu. Biraz daha gol düşünen bir oyuncu. Savunma yönleri eksik ama en son Malatyaspor maçında sağ beki, Malatya'nın sağ beki Çabek'i çıkarmadı Güven. Evet. O galibiyet için Beşiktaş'ın deplasmanda Yayiç attı, Beşiktaş bir anda bastırdı, şunlar oldu bunlar oldu diye konuşuyoruz ama Güven'in etkisi vardı orada. Orada işte Güven'in varlığı İsla'yı çıkartamayabilir. Hoca onu düşünebilir. Evet. Dirar'ın orada İsla'yla dengesini, bağlantısını bozabilir. Bir de Adriano'nun tecrübesiyle desteğe gelirse o açıdan en azından Fenerbahçe'nin sağ kanadını kapatabilir. Fenerbahçe tarafı da şöyle geçelim. Volkan'ı yazıyoruz. Evet. Sağ bek İsla. İsla. Stoperler Şikirtel, Sadık, sol bek Hasan Ali'nin sakatlık durumu evet, vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Çalışmış. Beraber. Hasan Ali, Mehmet Ekici ve diğer sakat kimdi? Valbuena. Efendim? Valbuena. Tamamı takımla çalışıyor ancak tabii bu tür durumlarda şimdi soru işareti olan bir adam Hasan Ali'yi yazdık diyelim. İkincisi Valbuena diye yazdık. Üçüncüsü Mehmet Ekici'yi de yazdık. Dünkü maçı seyretmişsindir fırsatın olduysa eğer. Gerçi dışarıda yayında da olabilirsin. Liverpool Manchester United. Ha yok izleyelim. İlk yarısını izledim. Ya, zaten o da ilk yarıda oldu. Üç kişi, dört futbolcu sakatlandı. Aynen. Yani biri Liverpool'dan, üç Manchester United'dan. Şimdi Jesse Lingard oyuna girmişti. Sakatlanan bir futbolcunun yerine o da sakatlandı. O da sakatlandı. 5 dakika bitmeden 3'ünü değiştirdi. 3 oyuncu değişiklik hakkında kullandı. Çünkü hani Lingard da sakatlıktan döndüğü için yedek bırakılmıştı. O maça girince de orada yeniden sakatlandı. Şimdi Fenerbahçe Hasan Ali riskli olur sakatlıktan çıktı. Mehmet Ekici riskli olur. Valbuena'yı da oynatırsa riskli olur. Bunların ikisi mesela ilk yarıda 1-15'te 1-37'de sakatlandı. Yani bu derbi maçları böyle stratejik maçlar. Satranç gibi oynanıyor. Bence ikisini birden ya da 3 oyuncuyu birden aynı anda sakatlıktan dönen 3 oyuncuyu kadroya almaz ama Hasan Ali bence değişilmezlerden evet, birisi. Çünkü yani İsmail var. İsmail'in de değer performansları ortada. İsmail Vodafone'a çıkacak tekrar. Evet. İsmail'in biraz dengesi kayboluyor. Biliyorum onu. Hala tecrübeli bir oyuncu. 30 yaşına geldi neredeyse. Belki 30'dur. 88'iydi galiba İsmail. Ama o atmosferlerde biraz İsmail oyun konsantrasyonundan kopuyor. Oyun konsantrasyonu zayıf. Yani zayıf zaten. Hele derbide de bir de senelerce formasını giydiği Beşiktaş'a karşı Vodafone Park'ta oynayacak olmak İsmail'i maalesef bunu söylemek şey zorunda kalıyoruz. Çünkü öyle normal atmosfer yani. Yüksek olmayan maçlarda da hatırlarsın Fenerbahçe'ye geldi. Tam 11'de forma bulamıyordu. Fırsat geldi kupa maçlarında. Birinde hatta kaptanlık pazuvanlığını bile takıyordu. Arka arkaya iki kupa maçında oynayabildiği iki kupa maçında kırmızı kart görmüştü. Yani dağınık bir görüntüsü var. Her şeyi Vodafone yapmayı Park'ta isterken de asıl işi yapamama. Hasan Ali vazgeçilmez. Hasan Ali olacak gibi evet. O biraz hem Hasan Ali risk alacak hem Ersun Hoca risk alacak gibi. Hadi Hasan sen sahaya çık. Mehmet Topal. Topal'ı koyacağız 6'ya. Yanına Jason mu acaba ama Ekici yok diyoruz değil mi? Ekici soru işareti. Soru işareti orada Jason yani Ekici'ye yapar. Yani zaten sakatlıktan döndüğü için güvenilmeyebilir. Ekici bir de şu güvenilmez olması nedenlerinden biri. Son 2 senesi döndü geri sakatlandı. Yani evet. Yine... Şimdi bu maçta yine senin dediğin Tolga'yı gibi... Tolga'yı oynatır büyük ihtimalle Tolgay, merkezde. Diye düşünüyorum. Pozisyon olarak 10 ama Tolgay 10 numara hiçbir zaman değil. O özelliği taşıyan bir oyuncu olarak bize o etkiyi vermedi. Bu kadar az skora büyük katkı yapan bir oyuncu 10 numara olarak değerlendirilmez. Büyük ihtimalle hücumla orta saha arasındaki dengeyi bağlantı. Sağlamaya çalışacak. Ve hani aralara kaçmaya çalışacak. Beşiktaş'ı en iyi bilen oyuncu şu anda Fenerbahçe'de. Keza Beşiktaş'ın da Fenerbahçe'de en iyi bildiği oyuncu. Birbirlerinin takım içerisinde bakalım sinirlerini bozmaya çalışacaklar mı oyuncular saha içinde onu da görmek lazım. Kanatlarda Dirar'ı sağa yazıyoruz. Dirar'ı sağa yazıyoruz. Mozus solu sola yazıyoruz. Düşük yani Fenerbahçe'nin abi. Aslında şimdi forvette solda da var. Fenerbahçe'nin de alternatifleri az değil aslında. Yani tamamen herkes iyileştiğinde Dirar'ın yerine Valbuena'yı oynatabilirsin. Hani bir hafif sakatlığı vardı. İyileşti, iyileşmedi. Mozus'un yerine yine Ayev'i oynatabilirsin. Forvette Slimani'yi oynatmazsın ama ismen fena durmuyor. Frey yok, Frey iyileşti de... Ama Frey iyileşti yani evet. Frey'in olduğu o yani Slimani'den daha mı kötü? Slimani'den daha kötü değil ama hani Slimani'de şöyle bir şey var. Sporting Lisbon'da bir sezonu var. Oradan onu Leicester City'ye taşıyan bir performansı var. 32 milyon euroya gitti. Yani onun için illaki insanlar Slimani'den bir şey bekliyor. Frey'in hiç öyle daha genç 24-25 yaşına geldi. Potansiyelli değil. Yani çıkartırsınız didinir elinden geleni yapar. Mücadele eder. Belki son dakikalarda, ya geçen hafta Fenerbahçe 10 kişi rakibine karşı gole ihtiyacı var. Atikerkone spor maçında. Teknik direktör, forvet düşünüyor. Frey'i almayı aklından geçir. Belki geçiriyordur ama en azından eyleme sokmuyor işi. Frey'den bir beklentisi olduğunu düşünmüyorum ben.
Ersun Hoca'nın. Yani böyle bir kadro var. Orta sahada da değişebilir. İşte Tolgay yerine Mehmet Ekici yazarsın. Elif Elmas'ı Topal ya da Silman yerine yazarsın. Alper Potuk'u kanatlarda değerlendirebilirsin. Alper de kötü ama ya. Alper kötü. Alper dönemedi yani. Alper bu kaos içerisinde, yani kaostan kastettiğim şu, sezon başına gelen 11 futbolcu. Ardından devre arası kadro dışı bırakılanlar. Sakatlığı, sakatlıktan dönüşü. Yine Ersun Hoca'nın gelmesi onun için bir şans. Hatırlayacak birisi yani Koku'yla, Erwin Kuman'la devam etse Alper Potuk'la ilgili hiçbir plan olmayabilir. Evet. Yine oyuna sokmaya, oyuna dahil etmeye, takıma dahil etmeye çalışıyor Alper Potuk'un mevcut yönetim ama Alper'in önemli özellikleri var. Bazı büyük dezavantajları da var. Yani onlar da böyle olumsuz durumlarda ortaya çıkıyor. Ortaya çıkıyor. Yani bu maçta da olabilir. Şöyle Alper mesela, yani Fenerbahçe nereye skor üstünlüğünü alırsa... Ha, yedekte olur. İkinci yarı belki. Ya bu dinamizm için geçen yine. Ayhan Akman'la işte bu Zenit maçı öncesi konuşuyoruz. Alper Potuk'un oynayabileceğini tahmin ediyorduk. Yani Alper'le alakalı ben mesela teknik direktör olsam Alper'i kesinlikle orta sahada oynatmam. Hani Alper'i Fenerbahçe'ye taşıyan özelliği Eskişehirspor'da orta sahada, o zaman da hatırlarsın. İşte Sezer vardı. Neydi o siyahi oyuncu? Diomansi Kamara mıydı? Hatırlayamadım. Ankaraspor'a falan gitti sonra. O mu? Osmanlıspor'a gitti. Yok. Çok önemli. Orada bir üçgen vardı. 3-4 futbolcu vardı. Çok iyi anlaşıyorlardı. Eskişehirspor'un çıkışında da çok önemli katkı sağlamışlardı. Hani topu alıp orta sahada dönüp dikine kaleye gitme, tempolu oynama gibi özellikleri var ama pas oyununa hiç uygun olmayan bir orta saha oyuncusu. Yani ayağı temiz olmayan ve onun için çok ben da kanatta bilmiyor bence pas oyununu. Bilmiyor. Yani zaten çıktı, Tolgay girdi Zenit maçında, oyun dengelendi. Ama yetmedi Fenerbahçe için. Durum bu. İki taraf açısından da kadrolar üzerinden çıkarım bu. Yine Fenerbahçe'nin kadrosu daha soru işareti bir kadro. Yani bu %90 çıkar gibi geliyor bana. Dira'nın, Moses'ın kanatlarda olduğu, Soldado'nun önde olduğu. Acaba şey yapar mı hoca ya? Ayevi de alıp Soldado'yu yedek bırakıp burayı böyle net bir forvet olmayan hani dörtlü bir i̇şte orta saha gibi. Maçında denedi. Zenit maçında denedi. Hatta Alper'in oynama nedenlerinden birisi de o, hatırlarsan Aykut Kocaman döneminde Şuturm Graz maçlarıydı. Soldado'nun eli kırıldı. Forvet transfer edilememişti. Forvetsiz bir işte genç neydi o? Genç bir çocuk hatırladım. Adını hatırlamadım. Abdül öyle bir şey. Abdül değil. Adana Demirspor'a kiralandı. Ondan sonra orada da olmadı. Her neyse. O vardı. Onu da oynattı ama sonra Alper ikisini birlikte oynattı hatta. Ya Alper'in sürpriz olarak ceza sahasına ikinci golcü olarak girebileceğini düşündü ama Ayev ile birlikte bence Ersun Hoca Zenit maçında. Olmadı. Yani Ayev İlginç. Fenerbahçe'nin ligdeki en golcü ismi. Ama bir yandan da oyun içi etkinliği. Yani gerçi Beşiktaş'a gol atan oyuncu olmuştu ama. Ya çok muazzam derdi. Bir gol ya. Çok ekstra bir gol. Ceza sahası ön çizgisinden kafayla. Evet. Yine Kayseri Spor'a gol attı. Yine Fenerbahçe'nin kazandığı Alanya Spor maçında gol attı. Yani sayılabiliyor. Kritik golleri var. Ama oyun içi etkinliği o kadar az ki. O attığı gol de 90 dakika ona sabredilmesinin biraz önüne geçen bir durum oluyor sanırım. Değil mi? Evet. Yani oyun içi etkinliği az. Böyle düşünebiliriz MKG. Saatlerimize bakalım. 13.04. Senin yayının vardı galiba. Evet. Biraz sonra NTV yayınında Oğuz Aksever'le birlikte çok yine derbi konuşacağız. Hava üzerinden de gidelim o zaman. Hava soğuk. Herkes montunu alabilen içliğini alsın. Öyle gelsin. Ben birazdan çıkacağım. Stada geçeceğim. Berenizi alın. Atkınızı takın. Fenerbahçe taraftarı da gelecek. Deplasman tribünde olacaklar. Sanırım 4-5 gibi. Bu arada yollar kapanacak. Bomont tüneli kapanacak. Kadırgalar Caddesi. Dolmabahçe'den gelip yukarıya Taksim'e, Nişantaşı'na çıktığınız cadde kapalı. Beşiktaş Stadı'nın önündeki Meclisi Mebusan Caddesi kapalı. Sonra yolda kaldık olmasın. Yani tabii. Maç var. Ya şu böyle kapatmadan şunu da konuşalım mı ya? Serhat Baş sormuş. Chelsea Manchester City maçında kaleci Kepa'nın oyundan ısrarla çıkmaması. Yayına girmeden konuşuyordun. Sen başla istersen. Ya bilmeyenler için, hala bilmeyen varsa, dün Lig Kupası finali vardı. Maç uzatmalara gitti. Uzatmaların son dakikalarına yakın artık penaltılara gideceği belli oldu. Kepa'nın maçtan önce arka adalesinde bir sakatlık varmış. Yine maç içerisinde bir problem yaşıyor. Teknik direktör Mauricio Sarri de oyundan almak istiyor. Hatta Caballero kenara kadar geliyor. Oyuncu değişikliği kağıdı vardır ya, o imzalanıyor, evet. Veriliyor yan hakeme. Ama Sarri gel diyor Kepa'ya. O yok, iyiyim diyor. Gel. Yani 2,5-3 dakika süren bir gerginlik, tartışma, ne derseniz deyin, diyalog. Ve Kepa kenara kadar da gelmiyor. Ben kalacağım diyor. Kurallara göre de zaten çıkartmaya hakkı yok. Teknik direktörlüğü sorgulanıyor. O sırada Sarri kendi, yani eşofmanı, sakin haliyle bildiğimiz Sarri eşofmanı falan
parçalamaya yakın önünü açıyor fermuarını kullanmadan. Sonra dönüyor. Soyunma odasına gider gibi oluyor tekrar diyoruz. Takımı terk ediyor gibi. Sonra diyor hocam ki herhalde orada 5 saniye için. Ya ne yapıyor şimdi ben buraya gidersem bunun geri dönüşü yok diyor. Geri dönüyor. Ve kepa çıkmıyor. Penaltılarda da bir penaltıyı kurtaramadığı bir penaltı var kolun altı. Böyle hafif böyle eğlenceli hareketler yapıp sonra kolun altından golü yedi. Ama bugün maçtan sonra soğukkanlı açıklamalar. Ya işte kramp girmiş biz iletişim kuramadık yanlış diyor Sarri'nin. Yanlış anladı diyor. Kepa da öyle diyor. Yemezler olayı tatlı. Yani orada bir şey vardı. Hocayı bir rencide etme durumu vardı. Oyuncu için de hoca için de eksi yazdı bu durum. Çok dışarıdan çok tatsız gözüktü. Yani Sarri yani. Bunu bu seviyelerde olmaz bu işler tabii yani. Yani çık deyip çıkmama. Mısır ikinci ligi mi burası yani? İngiltere Premier Lig'den bahsediyorsunuz. Daha önce buna benzer şeyler, gerginlikler yaşanmış ama sonunda çıkmıştı. Yani kendi çıkıp sahada tutulan var. Kendisi çıkmak isteyip Emmanuel Emenike'yi İsmail Hoca tutmuştu ya. O çıkmaya çalışırken Beşiktaş maçında. Fırat Aydın Musakem. Evet. Yani o çok enteresan. Ha, doğru orada kart pozisyonu aslında evet, evet, o kart gösterilmişti. Hep o maç o kareyle anlatılır ya. Evet. Tabii, tabii. Ama olmadı Kepa'ya da. Kepa 80 milyon euroya Athletic Bilbao'dan geldi. Karşında da Sarri var. Kendini ispat edip İngiltere'ye gelen bir teknik direktör. Ama orada galiba çok büyük bir organizasyon var Chelsea'de oyuncular üzerinden var olan. Buna da yönetim izin veriyordur herhalde. Abramovich galiba orada bütün şeyleri, ipleri Hazard'ın eline verdi. Hazard ya da böyle hani vermek değil de hani verdi şöyle oluyor. Tabii ki gidip ya şey demiyor. Eti seni kemiği benim demiyorlar da hani takım için Hazard bundan sonra ya yapılan muameleyle alakalı hani Chelsea'den teknik direktörlerin gönderilişi hep sıkıntı yaşaması. Mourinho ile sıkıntı yaşadı, Conte ile sıkıntı yaşadı. Hı hı. O kaldı, teknik direktörler gitti. O zaman hareket alanını da genişletiyor. E tabii. Herkes farkında bunun. Taraftar farkında, takımdaki diğer oyuncular evet. Farkında. Yavaş yavaş gitmem lazım. Evet, Emir arıyor galiba. Evet, editörümüz Emir arıyor. Diğer tarafta yayına çıkacağım. Arkadaşlar derbi maç var saat 21'de iyi oynayan kazansın, Türk futbolu kazansın, dostluk kazansın deyip. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın. Teşekkür ederiz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.